Herkese selamlar, herkese merhabalar. TYT Sosyal Bilimler soru, soruları içerisinde tarihten, coğrafyadan, felsefeden ve din kültüründen özellikle çok kaliteli böyle yorum soruları üzerine durmaya çalışacağız. Ve bu soruların nasıl çözüldüğü, yorum sorularını, paragraf sorularını, muhakeme sorularını çözeceğimiz zaman nelere dikkat edeceğimizi ve soruları çözerken hangi esaslara göre soruları el alacağımızı göreceğiz. Hadi bakalım, sorularla başlayalım, lafı daha fazla uzatmayalım. Şöyle ilk sorumuzla bir başlangıç yapalım. Ben kalemimi de seçeyim. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Diyor ki Aristo'ya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dikkat edelim bakalım Aristo'nun görüşünden neye ulaşacağız? Aristo'ya göre krallık tiranla aristokrasi oligarşiye, siyasal yönetimlerde demokrasiye dönüşebilir. Ona göre tiranlık tek kişinin çıkarı için despotça yönetilen yönetim biçimdir. Yönetim sadece mülk sahiplerinin yani varlıkların eline geçerse bu oligarşi olur. Bak altını çiziyorum. Bize bir vurgu niteliği veriyor. Eğer diyor ki mülk sadece varlıkların eline geçiyorsa bunun da oligarşidir. Yönetim yoksulların çıkarı için varlıksızların eline geçerse bu demokrasi olur. Toplumun çoğu varlıklı ise ve yönetim bunların elinde ise Aristo'ya Aristo göre de bu yönetim biçimi demokrasidir. Yani toplumun çoğunu da varlıklı görüyorsan Demek ki dikkat ederseniz hani toplumun içinde bulunmuş olduğu varlık durumuna göre hani bir yönetim sistemi ele alıyor. Benim yukarıdaki paragrafa baktığım zaman esası oradan görebiliyorum. Öyle söyleyelim tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi Aristo'ya göre hangisi söylenebilir? Ne dersiniz? Tiranlık monarşiye göre daha özgürlükçüdür. Şimdi yukarıda tiranlıkla monarşinin nasıl ele alındığı, İkisinin bir karşılaştırması. Bununla beraber e, hani birinin diğerinden enliği çokluğu vurgulanmış mıydı? Ben böyle bir şey göremedim. Siz gördünüz mü? Bence siz de görmemeniz gerekiyor. Bunu eriyoruz. Devam edelim. Oligarşide zengin olmak gerekmemektedir diyor. Halbuki bakalım oligarşi bizim için nereden ele almıştı? Toplum içerisinde varlıkların eline geçerse sistem bunun adı oligarşi oluyordu. O zaman oligarşide zengin olmak bir kıstastır değil mi? O zaman B de kesinlikle Olacak. Bu da gitti. Ee, olmayacak buradaki ifadeyle. Olmayacak. Bu da gitti. Monarşide bir grup yönetimi vardır diyor. Şimdi yukarıda bunu vurgulamadığı gibi aynı zamanda dikkat ederseniz tek kişinin tek kişinin çıkarı için despotça yönetilen e, monarşi vurgusu var. Özellikle tiranlığın despotça yönetilmesi mantığında var. Yani normal tek kişinin yönetimi monarşidir. Despotça yönetiliyorsa tiranlıktır. Demek ki burada teke dayalı. Zaten monarşi deniliyor. Hani mono kelimesinden gelecek tek manasıdır. Bu da gitti. Devam edelim. Devam edelim. Adalet devletin orta direğidir diyor. Yukarıda adalet esastır. Adalet devlet için olmazsa olmazdır. Adalet olmazsa toplum olmaz. Ben böyle bir şey okudum mu? Siz okudunuz mu? Böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu da gitti diyor ki ülkelerin refahı yönetim şeklinden anlaşılabilir. Ha sen demokrasi var diyorsan o zaman yoksulları yani yoksulları çıkarı için var, varlıksızların yönetimi vardır burada. İşte bir ee, oligarşi diyorsan burada yönetim tamamen mülk sahiplerinin, varlıklı insanların elindedir. O zaman refah durumu, ekonomik unsurlar bunlar yönetim şeklinden anlaşılabilen niteliklerdir. Zaten altını çizdiğim yerlerde de bunlar esas alınacaktı. Unutmayalım. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Kolay bir soruydu. E, seviyeyi biraz daha zorlayacağız az sonra. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi diyor ki, Türkiye Selçuklularında Müslümanlardan alınan öşür ve hayvan, gayrimüslimlerden alınan haraç ve cizye vergileri, maden, orman, tuzla, gümrük ve ticaret vergileri, müstefi tarafından alanlarından hangilerine... ...harcama yapıldığı söylenebilir diyor. Şimdi gelelim ikinci esasa. Siz soruyu çözerken ben biraz bilgi vereyim. Şimdi tarih, felsefe, coğrafya, din kültüründeki yorum soruları... ...Türkçedeki paragraf soruları gibi e, özelliği taşır. Tek bir farkı barındırıyor. Mesela tarihten yorum yargı sorusu çözdüğün zaman... E, ...sen de bilgi de istiyor. Yani bileceksin bildiğinin üzerine hareket edeceksin. Yorumu bildiğin üzerine götüreceksin. Hani bilmek sana yorumlama tarzını getirebilecek. Mantığı budur. Türkçeden ayrılan kısmı da burada yatmaktadır. Tamam mı? Şimdi bize ne demiş? Türkiye Selçuklularında Müslümanlardan alınan öşür ve hayvan, gayrimüslimlerden alınan harac ve cizye vergileri, maden, orman, tuzla gümrük ve ticaret vergileri. Müstefi tarafından nereye harcanıyor? Şimdi bakın dikkat ederseniz bunlar merkezi vergilerdir. Yani e, özellikle devlet hazinesine direkt giren vergilerdir. Bunlar devlet hazinesine direkt giren vergiler olduğundan ötürü hassas askerlerin maaşlarının karşılanmasında kullanılabilir. Bu yorumu yapabilirsin. Niye? Çünkü alınan vergi tamamen hani iktisadi unsurda merkezi vergidir. Hazineye girer. Ama hassas askerlerin maaşları da hazineden karşılandığı için ben burada kullanılır diyebilirim. Bunu cebe koyacaksın. Bu unutulmayacak. Devam edelim. Bayındırlık işlerinin sürdürülmesi. Bayındırlık işlerinin sürdürülmesindeki esas geliri kaynağı vakıf gelirleridir. Ama dikkat ederseniz ben merkezi hazinenin temel kaynaklarından bahsetmiştim. Haraç, cizye, öşür, hayvan. E, doğal olarak vakıf gelirleri bayındırlık işlerinin sürdürülmesinde harcandığı için müstefi buraya harcama yapmayacaktır. Devam edelim. Eyalet askerlerinin masraflarının karşılanması diyor. Türkiye Selçuklularında bu hangi sistemle beraber gerçekleştiriliyordu? sistemi sistemiyle beraber, ikta gelirleriyle beraber oluyordu değil mi? İkta gelirleri biz eyalet askerlerinin masraflarını karşılıyorduk. Hazineden alınmıyordu. Halbuki bize verilen vergiler hazine vergileriydi. Yorumumuzu yaptık, yerleştirdik. Bu yüzden bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Çoğunuz yanlış yaptınız, hiç önemli değil. Bakın ben size burada var işte çok değişik sorular gösteriyorum, siz de yanlış yapın, öf falan mevzu bu değil. Mevzu bakış açısıdır nasıl değerlendireceğinizdir. Bilgiyi yorum sorusu içerisinde nasıl serpiştireceğinizdir. Bu yüzden sakın hani bugünkü sorularda sakın hani bir yetersizlik hissetmeyin. Amacımız zaten mevcut durumunuza hani bilgi katmak, sizi geliştirmek, bakış açısı vermek tamam mı? O mantıkla bakın. Hiç önemli değil yaptığınız yanlış tamam mı? Peşinden anlaşalım. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruya bakalım. Klasik bir soru tarzımızdır. Hadi bakalım. Şimdi bu durum Aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir, diyor. Bak, bizden kanıt istiyor. O zaman destekleyici bir ifade vurgusu söz konusudur ki kanıt nitelikteki sorularda bizden bunu ister. Ne diyor? Eski çağ uygarlıklarına ait kazılarda Bakır Devri'ni yaşayan bir toplumda kilden tabletlerin olduğu görülmüştür. Şimdi, yukarıya ben baktığım zaman hemen şunu değerlendiriyorum. Bu adamlar hangi çağayış? Bakır Devri'ni. Bakın, Taş ve Maden Çağını kronolojik olarak hatırlayalım. Paleotik, eski çağ, mezolitik, orta çağ, neolitik, yeni çağ. Bunlar taş çağlarıydı. Sonra maden çağlarına geçiyorduk. Ergime ısısı düşük olduğundan dolayı insanlık ilk olarak bakırı kullanacaktı. Daha sonra bakırla kadayı karıştırıyordu, tuncu elde ediyordu ve daha sonra demire kullanacaktı. Demir çağından sonra tarihi çevir, e devilere göre yaşamışsak biz yazıya geçilecekti. Halbuki ben daha tarihi çağları düzgün yaşamadan nereye gitmişim? Kil tabletlere gitmişim. O zaman bu bölge mutlaka bir etkileşime tabi olmuştur. Eski toplumlarda etkileşim neyle olabiliyordu? Savaşlarla, ticaretle, göçle, işte doğal afetlerden bir bölgeye başka bir bölgeye gitmekle vesaire bunlar olabiliyordu değil mi? O zaman burada bir etkileşim unsuru var ki yazılı medeniyetle karşılaşmışlar. Tarihi çağları sırayla yaşadıkları, eğer sırayla yaşadıkları olsaydı demir çağının sonunda olurdu bu. Tarih öncesi döneme kime uygarlıkların daha önce girdiğinin diyor B seçeneğine. Tarih öncesi döneme değil, tarihsel döneme yani tarihi çağlara bazı medeniyetlerin önce girdiğinin kanıtı vardır. Onun vurgusu vardır tamam mı? Ama tarih öncesi dönem vurgusu burada söz konusu değil. Tarihi çağların bakır devrinde başladı. Hayır böyle bir şey söz konusu değil gider. Toplumlar arası etkileşimin oldu. Hani dedik ya şimdi sen eski bir çağ yaşıyorsun ama daha gelişmiş bir çağ. Ticaretle, savaşla, göçle seninle iletişim kurarsa, yazıyı sana gösterirse sen doğal olarak etkileşim unsurundan yazıyı kaparsın o zaman bu kesin bir kanıt olarak gösterilebilir. İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğu, hangi ihtiyaç, hangi nitelik, nerede ihtiyaç benzerliği vesaire veya hangi karşılaştırma, iki farklı bölge mi verilmiş bize İnsanlar arasındaki mesela ihtiyaçların benzer olduğunu görebilirim. Mesela böyle bir yorumu yapmam için ne gerekiyordu? Diyarbakır çay önünde işte bakır kaplara rastladık, aynı zamanda Mezopotamya'da da bakır kaplar vardı. Orada kullanılan aynısı. Ha nelerden? O zaman ha, insanların ihtiyaçları arasında benzerlik vardı. Hani yorumu böyle yapardık burada, unutmayın. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Kutlarım ağırlık olarak D seçeneğini söylediniz. Ara ara böyle e, vermiş olduğunuz cevaplara da bakıyorum. Geçelim dördüncü soruya. Şöyle akalım bu akşam. Mantığı görelim. Şimdi değerli kardeşlerim soruya dikkat edin. Dikkatli okuyacağız tamam mı? Buna göre aşağıda yani söylenemez. Demek ki söylenemez vurgusundan yukarıda bize bir anekdot bilgi verilmiştir. Biz buradan dört tane bilgi çıkaracağız. Bir tanesini söyleyemeyeceğiz. Mantığımız bu. Dikkatle bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş. Bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan'ın yönetimine geçmiştir diyor. Ha, hangisini söyleyemeyeceğiz? Dikkatli bir bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır. Şimdi ne zamandan bahsediyor bize? Balkan Savaşları'ndan bahsediyor. Balkan Savaşları sırasında zaten Balkanlardaki o devletler bağımsızlığını kazanmamış mıydı? Yunanistan zaten 1829 Edirne e, antlaşma kazanıyordu. E başka ne vermiş? Bulgaristan'a vermiş mesela. Bulgaristan ikinci meşrutiyet sırasındaki karışıklıklardan ötürü bağımsızlığını kazanıyordu. O zaman sen A seçeneğini söyleyebilir misin? Zaten bu adamlar bağımsız. Şunu diyebilirsin. Sınırları daralmıştır. Yeni topraklar kaybetmiştir. Ama zaten bu adamlar bağımsız. Bunu söylemek mümkün olabilir mi burada? Olmaz. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna geçmiştir. Bak Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaristan yönetiminde kalmış. O azınlık oldular bunlar. Bu yetti. Devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik olmuştur diyor. E bak toprak kaybetmişsin diyor. Sınırda değişiklik oldu mu? Bu da oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlarda kendine bağlı nüfusunda azalma olmuştur diyor. E sınır kaybettin, toprak kaybettin. E doğal olarak kendine bağlı nüfusunda da azalma olacaktır. Zaten Türklerin bir kısmında da Yunanistan ve Bulgaristan'da kalmış diyor. Bunu da destekliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırında daralma meydana gelmiştir. Bu da tasdikleniyor. Ama zaten bu abilerimiz bağımsız. Nasıl bağımsız devlet sayısı fazla olabilir ki? Olmaz değil mi? Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğiydi. Bu soruda da ağırlık olarak yanlış yaptık ee, ama umarım mantığı görmüşsünüzdür değil mi? Hani yorum yapmanın e, temel esası aslında bir takım bilgilere sahip olabilmektir. Hani bunu aşılamaya çalışıyorum size. Hani bu salt bir yorum, salt bir paragraf değildir. Bazı arkadaşlar var mesela. TYT tarihe bakmazlar, coğrafyaya bakmazlar. Hocam ben bir son 10 gün baksam, son 5 gün baksam olur mu vesaire de. Olmaz! Yani bir takım bilgilere sahip olmak zorundasın. Hani yorum da o bilgi üzerine gerçekleşebilir ancak. Bu yüzden lütfen... Benim hani yayınladığım kanalda full tekrar derslerini bir izle. Orada sana vurguladığım noktalara dikkat et. Ondan sonra beraber burada yorum yapalım. Tamam mı? Ama bunun anahtar şeyi budur. Önce antrenmandır. Hani bilgi öğrenirsin. Sonra yorum yaparız. Maça çıkarız. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Çok güzel bir soru. Dikkatle bir ele alalım. Vurgulanmamıştır. Bu parçada Avrupa ilgili, hangi gelişme vurgulanmamıştır? Eksiği koyalım. Hangisi olmayacak. Tamam mı? Dikkatle bir bakalım. Şimdi diyor ki Yeniden doğuş ve düzenlemeler Avrupa insanını dünyevi hayata döndürürken inanca dair düşüncelerini sarsmış ve sınırlı olsa da ekonomik beklentileri harekete geçirmiştir. Tüketim üretimi zorlarken seri üretim teknoloji gelişmeyi tetiklemiştir. Bu gelişme beraberinde bilginin değerinin artmasına ve kullanılmasına neden olmuştur. Bilginin nefes alacağı özgür ortam ve akıl, yeni bir çağın kapısını açan, mutlak otoriteyi sorgulamaya ve sarsmaya başlayan evrensel nitelikteki olayla taşlanmıştır. Şimdi, evet. Hangisi olur? <laughs> Hangisi yok? Hangisi yok? Yeniden doğuş. İtalya'da başlayan bilim, teknik, sanat hareketleri. Rönesans. Reform, düzenlemeler. Yakaladım mı seni? 1517. Martin Luther. Wittenberg lisesinin kapısına 95 maddelik bildiriyi astı ve reformu başlattı. Gitti mi gitti? Devam edelim. Ben nerede yakaladım? Özgür ortam ve akıl. Yeni bir çağ. Akıl çağ. Aydınlanma. Yakaladık mı? Yakaladık. Mutlak otoriteyi sorgulamaya yönelik olan evrensel nitelikteki olay. Demokrasi, eşitlik, özgürlük, milliyetçilik, adalet. Hangi ihtilalle beraber dünyaya patak vermişti? Fransız ihtilaliyle beraber. Bu da gitti mi? Evet. Bu da gitti. O zaman ben burada coğrafi keşifleri Göremedim. Yorumumu yaptım, anahtar kavramları kullandım. Şimdi ikinci esas bilgi. Az önce söyledim ya, yorum sorularını çözerken e, neyi bilmemiz lazımdı? Burada mutlak ve muhakkak bizim bilgiye aşina olmamız gerekiyordu. İkinci kural, anahtar kavramlar. İşte size bir e, müjde vereyim. Şimdi benden TYT tekrar dersleri istiyorsunuz. Hocam TYT tekrar falan çekelim, AYT çekiyoruz, TYT de çekelim. TYT için size muhteşem bir şey yapacağım. Her üniteyi böyle full tekrar kısmında kavram ve soru çözümüyle yapacağım. Yani kavramlar olacak, kavramların bilgilerini ifade edeceğim size ve hemen orayla ilgili soru çözeceğim. Full tekrarımızı sosyal bilimler için böyle yapacağız. TYT kısmı için tamam mı? O videolarda görüşürüz. Haydi bakın. Tarihler bu kadardı. Gelelim coğrafya sorularına. Şimdi coğrafya sorularında harita okuma, grafik okuma, işte haritada yeri bulabilme, görselden sonucu ulaşabilme, işte nüfus piramitlerini görebilme vesaire. Bu tip yorum soruları bizim için gelebiliyor. Bu mantıktaki sorulara bakalım. İlk sorumuzda bir başlangıç yapalım. Tamam mı? Şimdi bu nokta dünya üzerinde nerede yer alıyor olabilir? Evet. Nerede yer alıyor olabilir diyor. Evet. Ne dersiniz burası için? E, yukarıdaki görselde, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde öğlen saat 12'de güneş şınarının bir noktaya giriş açısı gösterilmiştir. Sizce bu nerededir? Evet, ne dersiniz burası için? Burası için ne diyebilirsiniz? Nasıl bir yorum geliştirebilirsiniz? Polis özel harekat demiş hocam bu sorular uzaydan mı geldi? Hayır, bunlar benim özel seçme sorularım. Ee, evet. <laughs> Güzel sorulardır yani. Size bakış açısı bayağı katar ve geliştirir. Şimdi Dikkat ederseniz 21 Haziran'da dike yakın bir açıyla gelmiş. Hani 80 derecelik bir açıyla geldiğini görüyoruz. 21 Aralık'ta ise eğik açıyla geliyor. Ha. O zaman ben burası için şunu söyleyebilirim. Bir defa dik gelmiyor. Dik gelmediğini kesinlikle biliyoruz. O zaman hani dik gelebilen bir yeri, dik gelebilen bir yeri e, eleyelim. Oradan gidelim. Mesela Ekvator ve Yengeç Dönencesi arasına dik e, açılarla gelir. Bu yüzden bu nokta gitti mi? Burası gitti. Kafadan burayı eledik. Bununla beraber 21 Haziran'da dike yakın geliyor. O zaman e, Güney Yarımkürede olan noktaları da eleyelim. Elimizi biraz daha kuvvetlendirelim değil mi? Mesela Ekvator ile Oğlak dönencesi kesinlikle olamaz. Çünkü 21 Haziran, Haziran'da dike yakın geliyor. 21 Haziran'da nereye? Yengeç dönencesine dike yakın geliyor. O zaman bu da kesinlikle elendi. Kuzey Kutup Dairesi ve Kuzey Kutup Noktası diyor. Halbuki kutuba yakın yerler oldukça eğik açıyla gelecektir. E, bu yüzden burada dike yakın bir açıyla geldiği için kafadan eleniyor. E, Oğlak dönencesi güney kutbu, güney kısmı tamamen eriyorduk. Bu da gitti. Bak sadece düşünerek bile hani hiç e, yapmadan bile hani olak dönencesi ne zaman geliyor? Yengeç dönencesi ne zaman geliyor? Kutuplarda hangi açıyla geliyor gibi düşünerek bilgi bağlamında yorumluyoruz. E burası ne olabilir bizim için? Yengeç öncesiyle kuzey kutup dairesi arasındaki alan olabilir. Yani 23-27 ile e, temelinde 66-33 arasındaki bir alan olabilir. Çünkü 21 Haziran'da e, dike yakın bir açıyla gelmiştir. 21 Aralık'ta eğik açıyla gelmiştir. O zaman kuzey Yarım de olduğunu kesin biliyoruz. Ama dik gelmediğinden ötürü hani 0-23 arasında değil. Bunu da kesinleştirmiştik. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı çoğunuzun da söylediği gibi C seçeneğiydi. Kutlarım sizi. Güzel. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burayı değerlendirelim. Diyor ki, yukarıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışı verilmiştir. Grafiğe bakılarak bu merkezin bulunduğu yer ve çevresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, bu bölge için ve çevresi hakkında hangisini söyleyemeyiz? Dikkatle tek tek değerlendirelim, tamam mı? O noktaya gidelim. Şimdi diyor ki, e, karasallık şiddeti fazladır. Şimdi ben baktığım zaman sıcaklık yıl içerisinde 30 dereceye kadar geliyor mu? Geliyor. Aynı zamanda yıl içerisinde yine 0 dereceye kadar geliyor mu? Geliyor. Demek ki yıllık e, hani e, sıcaklık farkı 30 dereceye kadar buluyor. Yıllık e, hani sıcaklık farkının 30 derece olduğu yerler aşırı böyle kara, sert karasal steplerin bulunduğu alanlardır. Karasallık şiddetinin oldukça fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu gitti. Yağışlar genellikle kar şeklindedir diyor. Bakın Genellikle kar şeklindedir diyebilmemiz için yılın büyük bir bölümünde sıcaklığın sıfır derecenin altında olması gerekir ki ben bu yorumu yapabileyim. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Yağışlar genellikle kar şeklindedir diyebilmem için yılın büyük bir bölümünde sıcaklıkların sıfır derecenin altında olması gerekir. Peki yıl boyunca sıcaklık büyük bir bölümde sıfır derecenin altında mı? Hayır. Ocakta hani biraz kısmen düşmüş. Yılın diğer vakitlerinde kesinlikle sıfırın üstünde. O zaman bunu... Söyleyemezsin. Fiziksel çözülme yaygındır. Kırasallık şiddetinin olduğu yerlerde fiziksel çözülme, nemliliğin çok yüksek olduğu yerlerde de kimyasal çözülme fazladır. Doğru. Yıllık yağış miktarı 300-500 mm arasındadır. Şunları toplarsanız zaten yıllık yağış miktarının o kadar tekabül ettiğini görmeniz mümkün. Bu da gitti. En yağışlı mevsim ilk bağırdır E bakalım Nisan-Mayıs. Bakın e, o zamanlarda Mart-Nisan-Mayıs'ta e, en fazla arttığını görmemiz mümkün. E bunu da söyleyebilirsin burada. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Tamam mı? Onu da söylemiş olalım. Evet, bir sonraki sorumuza gelelim coğrafyada. Buraya bakalım. Bu durum Nil Nehri'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanamaz? Arkadaşlar bu arada yorumda Allah için konuşmayın. Bak sizin için çok önemli, gerçekten çok önemli. Vallahi çok önemli. <laughs> Ekmek Kur'an çarpsın çok önemli. Hani ne derseniz çok önemli. Yani buraya biraz gözünüzü atın ya. Belki çok iyi biliyorsundur. Gerçekten belki denemelerde takır takır yapıyorsundur. Ama yemin ederim üzülürsün. Vallahi üzülürsün. Mantığı öğren çok kaliteli sorulardır. Mantığı çöz, alacağını al, cebinde dursun tamam mı? Arada böyle şey oluyor böyle, e, ne diye ismi? Birbiriyle atışanlar falan oluyor, üzülüyorum. Yani emin olun bu dersleri parayla alamazsınız. Bak peşinen söylüyorum size, parayla bulamazsınız. Bu durum, Nil ne Nehri'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir diyor. Evet, ne dersiniz burası için? Mısır'da sıcak ve kurak iklim şartları görülmekte olup en fazla yağış ortalama 200 mm ile Akdeniz kıyılarına düşmektedir. Bu iklim özelliklerine rağmen Nil Nehri ülkede yapılan barajlardan önce her yıl büyük taşkınlara neden olmuştur. Allah Allah! Ya adamlara 200 mm yağmur düşüyor. Nasıl taşkın olabilir? Yani zor kanaat bu su geliyor buraya. Nasıl taşkın olabilir? Evet, nasıl taşkın olabilir? Ne dersiniz? Kum fırtınaların yatağını tıkamasıyla yeraltı sularıyla beslenmesiyle, kaynak alanlarında gür bitki örtüsünün olmasıyla, aşağı kesimlerdeki şiddetli buharlaşmayla, farklı iklim bölgelerinden beslenmesiyle. Evet, ne dersiniz burası için? Değerli kardeşlerim. Şimdi bakın, Mısır sıcak ve kurak bir iklime sahip. Zaten büyük bir bölümün Nil dışında kalan yeri de çöllü kalan. E, hani yıllık ortalama yağış 200 mm. Ama nehirlerinde taşkınlar meydana geliyor. Nehirde nasıl taşkın meydana gelir yağış bu kadar azken? Sebebi şudur. Nil Nehri farklı iklim bölgelerinden ve farklı kollardan desteklenmektedir. Yani oradaki mevcut su miktarı değil, kollarla beraber farklı iklim bölgelerinden gelen, su havzalarından gelen o özellik Nil Nehri'nin taşmasına sebebiyet vermektedir. Kum fırtınanın yatağına tıkanmasıyla diyor, bu bir unsur olamaz burada. Yani belirgi bir nitelik olamaz. Yani öyle ufak tefek bir dereden bahsetmiyorsun bu unsurda. Bu yüzden çok güçlü bir çeldiricidir burada A seçeneğinde. Sizi düşürebilir. Tamam mı? Bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Yeraltı sularıyla beslenmesiyle yeraltı suları bir taşkına sebebiyet verecek kadar seviyede değildir zaten. Mümkün olamaz bu da. Bu da gitti. Kaynaklarında gürü bitki örtüsünün olması veya ağaç kesimlerdeki şiddetli buharlaşma bunlar zaten taşkına sebebiyet vermeyecektir. Temel neden burada? Evet, farklı iklim bölgelerinden beslenmesi. Sende yağış az ama farklı iklim bölgelerinden gelen o kollar e, Nil Nehri'nin su seviyesini oldukça artıracak ve taşkınlara sebebiyet verecektir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Tamam mı? Unutmayalım. Evet. Bu soruyu da görmüş olduk. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda 5 farklı nüfus piramit tipi verilmiş. Bir ve diyor ki bu piramitlere bakılarak yorumlarından hangisi yapılamaz? Evet. Tek tek bu piramitleri sizle yorumlayalım. Hem bu tip soruların nasıl çözüldüğünü görelim. Hem de mantığımızı oturtmaya çalışalım. Tamam mı? başladım A seçeneğinden. Diyor ki C'deki piramit doğum ve yaşlı ölüm oranlarının yüksek olduğu bir ülkenin nüfus yapısını göstermektedir. Bakalım C gerçekten o niteliği bize gösteriyor mu? Şimdi bakıyorum. E, hani nüfus artış hızı tabana baktığımız zaman fazla çünkü tabanın geniş olduğunu görebiliyorum. O zaman burada doğum oranları yüksek. E aynı zamanda aynı zamanda e dikkat ederseniz bir nitelik daha veriyor bize. Yaşlı nüfus oranı oldukça fazla. Yaşlı nüfus oranının oldukça fazla olduğu bir noktada aynı zamanda e, ölüm oranlarının da yüksek, oransal olarak yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bunu yapabilir miyiz? Evet, bunu yapabiliriz. Bu gitti. B'deki piramit, B'deki piramitten bahsediyor. Demografik yatırımların e az olduğu bir ülkenin nüfus yapısını göstermektedir diyor. Şimdi B'deki piramide baktığımız zaman hani gelişmemişli gelişmekte arasında olan bir ülkenin piramidi. Ee, hani burada e, nüfus artış hızı oldukça fazla. Onu da görebiliyoruz. E bununla beraber yani e, bağımlı nüfus sayısının da fazla olduğunu söylemek gerekir. Bağımlı nüfus sayısının fazla olduğu yerlerde demografik yatırımlar artar. Tamam mı? Artar. Bu yüzden, bu yüzden B seçeneğini söylemek doğru olmaz. Devam edelim. A'daki piramit doğum ve ölüm oranlarının yüksek olduğu bir ülkenin nüfus yapısını göstermektedir diyor. E, zaten hani gelişmiş bir ülke piramidi hem doğum hem ölüm oranının yüksek olduğu bir yapı gösteriyor. Bu da gitti mi gitti. E'deki gibi bir piramide sahip olan ülkede şuradan bahsediyor. Nüfus artmaktayken doğum oranları hızla azalmıştır diyor. Şimdi E'deki piramide baktığım zaman son yıllarda nüfus artış hızında bir düşme meydana gelmiş değil mi? Ha, temelinde burada. Şunu söyleyebilirsiniz nüfus artıyor. Şimdi sonuçta bir artış söz konusu. Ama doğum oranları azalıyor. Yani nüfus artış hızı binde 0,01 olsa bile nüfus artar. Tamam nüfus artış hızı için söylüyorum. Evet e, temelinde doğum oranları azalmış. Nüfus artış hızında bir düşme var ama eksenin altına gelmiyor. Bu senin nüfusunun arttığının ancak doğum oranlarında hızla azaldığının göstergesidir. Ben bu yorumda yapabilirim. Bu da gitti. D'deki piramit buraya geldik. Doğum oranları son yıllarda artmaya başlayan bir ülkenin yapısını göstermektedir. Bakın normalde hani böyle arı kovanı şeklindeyken son yıllarda bak nüfus artış hızında e, bir artma eğilimi göstermiş değil mi? Şöyle taban açılmış. O zaman ben bunu da kesinlikle söylerim. Bu da gitti mi? Gitti. Sorumuzun doğru cevabı B seçilmiş. Evet. Coğrafyadaki bu soruyu da çözdük. Coğrafyadaki son soruya gelelim. Son soruya bir bakalım. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte jeopolitik kavramı 1990'lardan itibaren yeniden tanımlanmaya başlanmıştır. Jeopolitik ee, nedir? Yer siyasetidir. Yer yani coğrafyasıdır değil mi bizim için? Ee, buna göre ifadelerinden hangileri yeni jeopolitiğin tanımlanmasında kullanılabilir diyor. Dikkat edeceğiniz unsur burada yeni jeopolitik kavramıdır. Tamam bakın zaten jeopolitik bir kavramı söz konusu. Daha öncelerden bu kavram tanımlanmıştır. Yani bu kavramda çevresel değişimler, küresel ekonomi, işte küresel ticaret bu gibi unsurlar zaten var. Küresel siyaset, küresel ilişkiler, normal jeopolitik tanımında mümkün. Ama bana soru diyor ki, 1990'lardan itibaren yeniden tanımlanmaya başlanmış. Bu yeni jeopolitik tanımlanmasında hangisi kullanılabilir diyor. İşte yeni jeopolitik anlayışında küresel moda önemli bir etken. Sen ne diyorsun? Haberlere bakıyorsun. Paris moda haftası, Milano'da moda böyle, şurada işte New York'ta bu oldu, Londra'da bu oldu vesaire. Doğal olarak e, o yerlerin e, önemine de göstermektedir değil mi? Bir moda başkentleri, moda noktaları bir önem arz eden unsurlar. 90'lardan itibaren bu kavram yeni jeopolitiğe geliyor. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız 3-5 seçeneğidir. Bunlar zaten klasik jeopolitik tanımında bulunmaktadır. Soruya dikkat etmek gerekir tamam mı? Sorunun bizden ne istediğini iyi algılamak gerekir. Eğer algılamazsan kafan sadece jeopolitiğe giderse. Ya benden jeopoliteyi istiyor. O zaman tamam ya biri vardır, iki vardır. E üçü de alabilirim. Ya sadece bir iki alayım falan dersin. Kat soru gider. Mantığı görmek lazım tamam mı? Unutmayalım. Evet coğrafya da böyleydi. Şimdi gelelim felsefe sorularına. Felsefede vitesi biraz daha arttıracağız. Lütfen dikkat edelim. İlk sorumuzla felsefede başlayalım. Şimdi ne diyor bize? Bu parçaya göre sanatın kişilerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkısı. Bak, sanatın kişilerin zihinsel ve duygusal gelişimine katkısı hakkında. Hangisi söylenebilir? Artıyı koyalım. Hangisi söylenebilir? Dikkatli bakalım. Edebiyat tarihi sanat tarihinin bir parçasıdır. Sanat tarihi düşünce tarihinin bir parçasıdır. Düşünce tarihi genel tarihin bir parçasıdır. Hangisinin hangisinin parçası olduğunu söylüyor. Devam ediyor bak. Edebiyat bir sanattır. Böyle olmak da bir düşünme biçimidir. Yalnız bilim ve felsefe düşünmez. Sanat da düşünür. Şimdi mevzuya giriyor. Bak diyor ki sadece felsefe ve bilim düşünmüyor. Sanat da düşünen bir etkinlikleri diyor. Bilim insanı diyor. Belli bir düşünceyi önerir. Filozofun da önerdiği belli bir düşünce vardır. Ancak sanat alanında böylesi bellici tutumlara yer yoktur. Bak bilimde düşünme alanı için bir takım kıstaslar var diyor. Felsefede de önerilen unsurlar arasında kıstas var diyor. Ama diyor sanatta böyle bir kıstas yoktur. Sanat rahattır. İşte sen o benim rahat dediğim sözcüğü orada bulmaya çalışacaksın. Hani rahatın e, düşünme anlamında karşılığı sence seçeneklerde ne olabilir? Onu bulmaya çalış. Evet. Şimdi bakalım. Ben ortaya bir şey attım. Sen onun üzerine düşün istersen der edebiyat is insanı. istersen de düşünme senin bileceğin iş. Rahat. Özgürsün. Evet. Ne dersiniz burası için? Bilimsel düşünmeye hazırlık sağlar diyor. Yukarıda bilimsel düşünmenin temel esasıdır bu unsur diyor mu? Sanat zihinsel düşüncede bilimsel düşünmeyi seni götürür diyor mu? Hayır. Böyle bir şey yok. Gitti. Felsefi bir kavrayış için olanak sunar diyor. Felsefi kavrayışa gitmek, felsefi temellendirmeyi yapmak buradan oluyor diyor mu? Ben göremedim sen nasıl gördün B seçeneğini söyleyenler. Öyle bir şey yok. Yok. <laughs> bu da olmaz değil mi? Evet. Bu da gitti. ...özgür düşünme için başlangıç oluşturur. İşte bu. Bu. Bak diyor. Sanat da düşünür. Ama belirleyici bir tutuma ihtiyacı yoktur. Rahattır. Özgürdür. Kişiye zihinsel ve duygusal gelişimde... ...özgürlük katkısını sunar. Sen buna ulaşman gerekiyordu. Bu yüzden C seçeneği. Manevi gelişim için. Nerede? Yukarıda manevi gelişim, inanç, kültür, gelenek. Ben böyle şeyler okudum mu? Ben böyle okumadım. O zaman burası gitti. Doğru yaşama ilişkin örnekler sunar. Doğru yaşam, yanlış yaşam, etek yaşam, ahlaklı yaşam böyle bir şey var mıydı yukarıda? Yoktu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet. Devam edelim bir sonraki soruya bakalım. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Güzel bir soru. Bir bakalım hangisine ulaşabileceğiz? Şimdi. Galileo ve Newton gibi birçok bilim insanı realist bilim anlayışını benimsemiştir onların epistemolojik görüşü, yani bilgi felsefesindeki görüşü, bilimsel teorilerin evrenin gerçekliğini bize aktardığı yönündeydi. Einstein da aynı yaklaşımı devam ettirmiştir. Fakat onun ortaya koyduğu makrofizikle ilgili izafiyet teorisiyle mikrofizikle ilgili kuantum teorisinin gerçekliğine dair iddiaları bazı hususlarda çelişmekteydi. Ha, birincisini cebe koyduk. Demek ki Einstein'ın ortaya attığı iki farklı teori var ve bunlar birbiriyle çelişiyor. Bu durum realist yaklaşımda uyumlu değildi. Çünkü, çünkü, bak mevzu başlıyor. Felsefe tipi sorularda yorum yapılıyorsa çünkü'den sonra başlar. Çünkü, bu yüzden, buna göre, ama, fakat, vesaire böyle başlıyorsa tamam mı? Ee, soruyu sana artık açmaya başlamıştır. Cevabı açmaya başlar bundan sonra. Bilimsel teorinin ortaya koyduğu ontolojik gerçeklikler çelişik olamazdı. Ha, Çelişki olmayacak kardeşim. Bilgi neyse aynı o şekilde olacak. Bu nedenle bir bilimsel teorinin kabulü Dünyayı o teorinin betimlediği şekliyle görmek olduğundan kuantum teorisine en sert eleştiriyi de Einstein'ın kendisi yapmıştır. Peki niçin eleştirdi bu adam? Niçin? Evet seçenekleri alalım. Bilimsel teoriler kendilerinden önceki teorileri yanlışlamamalıdır. Halbuki ne diyordu? Doğru olan her zaman kabul görecekti. Hani bu onu yanlışlamasın, bu onu olmasın öyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmazsa zaten bilimde ilerleme olmaz değil mi? Birbirini eleştirir, onun üzerine ee, inşa edilir. Bilimsel teorinin gerçekliği olduğu gibi yansıtması beklenir. İşte Einstein'ın kendini eleştirmesinin sebebi budur. Sen iki tane bilimsel teori ortaya koyuyorsun. Biri diğerle çelişiyorsa burada sıkıntı vardır. O yüzden en sert eleştiriyi Einstein'ın kendisi yapacaktır. Değil mi? Çünkü bilim neyse, teori neyse olduğu gibi gerçekliği yansıtması lazım. Peki bana gerçekliği nerede vermişti? E bak çat diye realistanla işlemiş. Adam vermiş en başından vermiş. Gerçeklik realist. Gerçekliğe dair iddialar olduğu gibi kabul edilecek. Bunu vurgulamış mı? Vurgulamış. O zaman benim cevabım bu. Bilimsel teoriler bilim insanlarının ürettiği kurgulardır diyor. Var mı yukarıda kurgudur, şöyledir, böyledir ve ontolojik gerçeklik? Ben varlık felsefesiyle ilgili bir şey söylemiş miydim? Veya varlık bilimselle ilgili bir şey söylemişim? Yok gitti. Bilimsel teori için en önemli sınama aracı mantıksal tutarlıktır. Yukarıda söylendi mi? sadece çelişiklik unsuru alındı. Ama mantıksal tutarlılık buradaki kasıt nedir? Akıl yürütmelerdir. Akıl yürütmeden argüman üretmedir. Felsefi temellendirmedir. Ben böyle şeyler okudum mu yukarıda? Ben böyle bir şey okumadım. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçimidir. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Bu parça sanata dair hangi felsefi yaklaşımı ifade etmektedir diyor. Bir bakalım. Tamamen pratik amaçlar için yapılmış ahşap bir nesne, Küp biçiminde ortası kabarık bir çatısı var. Giriş kapısı açık. Bu nesnede göze hoş gelen herhangi bir şey var mı? İlk bakışta yok. Ama bu nesnenin bir eskizini çizeceğim, sonra da bir tablo yapacağım diye düşünürsem, o zaman göze daha hoş görünür hale getirebilirim. Yaptığım gerçekliği tuvale yansıtmaktır. Ama esas güzellik tablo tamamlandığında, yani bak ne dedim mevzu başlıyor. Ama fakat e, bu yüzden yani sadece vesaire sanat yapıtı olduğunda açığa çıkar. O zaman bu abimiz gerçekliği, güzelliği, estetiği nerede görmüş? Sanat yapıtında görmüş. O halde güzellik yapıtın gerçeklikle kurduğu bir ilişkiden de olsa da, hani oradaki çatıdan da olsa da güzellik nerededir? Güzellik yapıttadır. Onun taşıyıcısı yapıttır. Bu kadar. Biz bunu nesnel güzellik anlayışıdır sanat felsefesinde. Şimdi öznel güzellik nedir? Güzelliğin ölçütü olarak insanı görür. Yani sen bir nesneye baktığın zaman onu güzel olarak tanımlıyorsan, senin e, görüşüne dair oluyorsa buna öznel e, bakış açısı denir. Öznel yorumdur. Nesnel yorumda ise senden bağımsız sanat yapında güzel vardır. Tamam mı? Mantığı budur. Burada nesnelci açıdan yaklaşmış. Bunu da gördün mü? gördüm. Şimdi cevabımızı bulmaya çalışalım. Sanat bir dışa vurumdur. Güzellik gerçekliğin yapısındadır. Eğer böyle olsaydı... Sen çatıya baktığın zaman çatıyı güzel görürdün. Çünkü güzellik gerçekliğin yapısında olacaktı. Halbuki çatısı yani bir işe yaramıyor. Eskizini ben çizersem sen güzel görüyordun diyorduk. O zaman bu tam aksini söylüyor değil mi? A seçeneği gitti. Devam edelim. Sanat toplumsal bir üretimdir. Güzellik kültürün bir norm olarak var olur diyor. Yukarıda toplum için üretilmiştir. Herhangi bir kural tabiyeti vardır. Toplumsal kurallara uymak gereklidir. Ben böyle bir şey okudum mu? Sen okudun mu? Okumadık. Gitti. Evet. Sanat öznel bir üretimdir. Güzellik alınmayıcının bakışındadır. Halbuki ne diyordu? Güzellik tamamen taşıyıcıdaydı. Yani yapıttaydı. Senin bakış açında değildi. O zaman bu da gitti. Sanat bir taklittir. Güzellik taklit edilen nesnede bulunur. Ben yukarıda mimesis kavramı okudum mu? Taklit diye bir şey okudum mu? Taklit yapılmış tamamen taklittedir. Böyle bir şey okuduk mu? Ben okumadım. Bu da gitti. Sanat temsilidir. Senin çizmiş olduğun eskiz temsilidir. Güzellik nerede? Sanat yapıtında, nesnel biçimde bulunur. A bak, a, söylemiş işte ya. Onun taşıyıcısı yapıttır. Bitti. Bu kadar. Hani Güzellik yapıtın kendisindedir diyor. Nesnel bir biçimde, yapıtta bulunur. Sana zaten her şeyi açıklamış. Sadece yorum yap diyor. Orayı yerleştir. Hani bunu puzzle'ın parçası gibi düşünün böyle. Çevir, koy oraya diyor. Bitti. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Tamam mı? Evet. Ee... Tekrar söylüyorum bakın, yayının başında da söyledim. Çok yanlış yapıyor olabilirsiniz, hiç önemli değil. Zaten biz burada öğrenmek için buradayız. Sakın ha sakın kendinizde bir yetersizlik hissetmeyin. Benimle beraber o yetersizlikler yeterliliğe gidecek. Çok güzel kendimizi geliştireceğiz, tamam mı? Anlatılıyor. Evet, şimdi buraya gelelim. E, din sorularına geldik. Dine de bakalım, Sana bitirelim. <laughs> Fatır suresinin 38. ayeti verilmiş burada. Buraya bakalım. Şimdi... Allah'ın her şeyi yorup gözetmesi, onun varlık aleminin görünen ve görünmeyen bütün yönlerini bilmesi, hiçbir şeyin onun ona gizli kalmaması Allah'ın bilgisinin sınırsızlığını göstermektedir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilir diyor. Evet şimdi bu parçaya denerken yargılarından hangisine ulaşılabilir diyecek. Ne dersiniz bu soru için? Evet. İnsan sadece görünene ilişkin bilgiye ulaşabilir. Şimdi Bura hakkında bir şey diyeceğim. yani bu tip böyle paralel sorularında çok önemli bir unsurdur. Verilen öncü doğru olabilir. Yani dış gözle baktığınız zaman doğru olabilir. Evet gerçekten insan sadece görünen ilişkin bilgiye sahiptir. Doğrudur. Ama parçada böyle bir şey vurgulanmış mıydı? Hayır. Doğru olsa dahi, yani genel bilgi de doğru olsa dahi, parçada böyle bir şey yer almıyorsa seçmeyeceksin onu, almayacaksın. Çünkü parçada böyle bir şey vurgulanmamıştı. Bu yüzden hani bu tip öncüllü sorularda sana diyor ki, bu parçaya göre hareket et diyor. Bu parçanın dışına çıkma diyor. Tamam mı? Unutmayalım. Ne oldu? Bu gitti. Esasen genel bilgi de doğru ama parçada insanla ilgili bir vurgu söz konusu değildi. Allah'ın yarattığı varlığı bilmemesi düşünülemez. Niye düşünülemez? Her şeyi görüp gözetmesi, varlık aleminde görünen ve görünmeyen bütün yönlerini bilmesinden gördüm ben. Var mı? Var. İnsanın düşünüp hayal ettiği her şeyi Allah bilmektedir. Yani sen ister gör, ister düşün, ister böyle tezahür et, ister hayal, hayal kur, ister yaşa. Bunları zaten Allah bilir diyor. Allah'ın bilgisinin e, sınırsızlığını gösteren bir esas var. O zaman kalbinin içini bile görüyor. O zaman her şeyi görüyor. Bu da gitti. O zaman 2 ve 3 D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Tamam. Evet değerli kardeşlerim. Son sorumuza gelelim. Yoruldunuz. <laughs> son soruyla bakalım. Şimdi bu parçaya dayanarak hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Kalem, e, Kalem suresinin 51. ayetinde diyor ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti yayarken onu asla anlamayan, anlamak istemeyen cahil insanlar ona düşmanca tavırlar takındılar. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de inkar edenler Kur'an'ı duyduklarında gözleriyle deler gibi sana bakmaktadırlar. Bir de o delirmiştir diyorlar. Hayır, o öyle değildir. O alemlere bir rahmet olarak gelmiştir diye anlatılmaktadır. Şimdi... Gelelim buraya. Hangisine ulaşılamaz, hangisini söyleyemeyiz. Hz. Muhammed İslamiyet'i yerken birçok zorlukla karşılaşmıştır. E zaten cahil insanlarla burada e, hani, münasebet kurdu, vurgulanmış değil mi? Bu var, bu gitti. Cahillik düşmanlıkların kaynağıdır. E bak kaynak, ona düşmanca tavır takındılar, cahil insanlar temelinde de bu unsur vurgulanmış mı? Vurgulanmış. Allah Hz. Muhammed'den başka peygamberler de göndermiştir. Evet, Allah Hazreti Peygamber'den başka peygamberler de gönderdi. Ama parçada böyle bir vurgu var mı? Yok. Genel bilgi olarak doğru olmasına karşın parçada vurgulanmıyorsa bunu burada kabul etmeyeceksin. Tamam mı? Unutmayın. Hani sakın yorum sorularını çözerken şey demeyin. Aa bu doğru ya. Evet Allah Hazreti Peygam e, Muhammed'den başka da peygamberler de yollamıştır. Doğru bilgi. Ben bunu geçeyim. Öyle bir şey yok. Parçada sana ne veriliyorsa öyle hareket edeceksin. Tamam mı? Unutma. Hz. Muhammed tebliğ, tebliğ görevi nedir? Hani Allah'ın emir ve yasaklarını insana iletme. Tebliğ görevini yerine getirirken cahil insanlarla mücadele etmiştir ki yukarıda vurgulamıştı cahillik vurgusunu görmüştük. İslam dini insanlara barış ve güvene kazandırmak için Allah tarafından e, burada gönderilmiştir diyor. E, Temelinde bakın e, ne diyordur? O alemlere bir rahmet olarak gelmiştir. Rahmet vurgusundan da hani insanlara huzur verecek, barış ve güvenin içerisinde bulunduran e, tek bir delil unsurudur değil mi? Ona da vurgulamıştı. Diyarbakır yakınlarında bulunan Çayönü yerleşim yerine ait aşağıdaki bilgilerden hangisinin erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir diyor. Bakın, bu tip soruları çözerken dikkat etmemiz gereken en önemli unsur yukarıda bizden ne istenildiğini iyi bir şekilde anlamamızdır. Çünkü bir soruyu çözmenin en temel kuralı yukarıda neyin istenildiğini iyi bir şekilde kavramaktan geçer. Benden istenilen şey şu erken dönemlerde bile malzemelerin yer değiştirdiğine ve olası bir ticaretin varlığına kanıt olduğu savunulabilir. Diyor ben burada bir araştırma yaptım. Ya bir baktım aslında burada yetiştirilemeyecek. Hani bu bölgede olmayacak bir şey burada var. Benim bunu bulmam gerekiyor. Nereden bahsediyor konumsal olarak, coğrafi olarak? Diyarbakır çay önünden. Şimdi hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Dikkatle bir bakalım. Şimdi av etkinliklerinde evcilleştirilmiş köpeklerin Kullanılması diyor A seçeneğinde. Şimdi ben bu bölgede köpeği kullanabilirim. Burada illa bir ticareti göstermez. Bu seçeneğe gider. Tarımsal etkinliklerde değirmen taşları ve orakların kullanılması. Kullanılabilir bu bölgede. Yani bu bölgenin bir etkinlik alanı olarak da bunlar ifade edilebilir. Bu da göstermez. Kolye yapımında çeşitli renklerde taş boncuklarla deniz kabuklarının kullanılması. Haydi. Nereden bahsediyor bize? Diyarbakır önünden. Diyarbakır önünde deniz var mı ki deniz kabukları burada e, hani doğal olarak bulunabilsin? Hayır. Bu deniz kabukları buraya nasıl gelmiştir? Ticaretle gelmiştir. Bir ticaretin varlığını bize resmen gösterir. Kanıt olarak gösterebilir. Bu yüzden C seçeneği bir kanıt niteliği taşır. Girişleri çatıda olan tağlam bulunması olabilir. Bu bölgeye has olabilir önce 7000 yılına tarihlenen en eski dokuma parçasının bulunması yine dokuma faaliyeti olabilir. Yani A, B, D ve E seçeneklerinde olağan şartları o coğrafi unsurda gösterebilir. Ama bir yerde deniz kabuğu varsa ve o bölgede deniz yoksa orada ticaret vardır. O deniz kabuğu ticaretle gelmiş olabilir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. İkinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki, bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez diyor. Dikkatle bir bakalım. Ohun yatışlarındaki Türkçe'de yabancı dil ögelerinin oranı çok azken Uygur dönemi metinlerinde bu oranın arttığı görülür diyor. Peki Uygurlar'da yabancı metinlerin artmış olmasının temel göstergeleri arasında hangisi olmaz? Bakın söylenemez diyor. İlk kural. Önce bir eksi koyalım buraya. Demek ki olmayan bir şey bulmamız gerekiyor. Ee, sebep Unsuru ne? Uygur metinlerinde hani yabancı kelimeler artmış. Peki size yeni kelimelerin gelmesini e, ne oluşturabilir? Savaşlar, göçler, ticaret, etkileşim değil mi? Bu gibi unsurlar olabilir. Hani böyle böyle yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Buradan yola çıkarak cevaplamaya çalışacağız. Kültürel ilişkinin artması, evet, farklı medeniyetlerle topluluklarla kültürel ilişkinin artarsa, onlardaki yeni sözcükleri kendi diline alabilirsin. O zaman bu kesinlikle söylenir. Bizden hangisi söylenemez isteniyor? Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetilmesinin diyor. Şimdi Türkçe kurallar çerçevesinde sözcükler türetirsen bu sözcükler Türkçe olur. Halbuki bize diyor ki yabancı dil ögeleri artmış diyor. O zaman bu söylenemez. Farklı dinlerin benimselmesinin, e, Uygurlar Maniizm bir dinini Doğal olarak yeni dini benimsemek, yeni dil kalıplarında öğrenmek demektir. Mesela Türkler İslamiyet'i e benimsedi. E, İslamiyet'e e, tabi olan Arapça ile ilgili birçok sözcük Türklerin toplum yaşantısına girdi değil mi? Bu da önemli bir gösterge olarak söylenebilir. Yabancı dillerin Uygur Türkçesine çevrilmesiyle yeni terimlerin girmesi... Evet bu da söylenebilir. Uygur ülkesinde ticaretin artması, ticaretle beraber etkileşimin artması, etkileşimin artması ile beraber de yabancı sözcüklerin girmesi olabilir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Diyor ki buna göre aşağıya hangisi ileri sürülemez? Hemen ilk kural eksiği koyalım ileri sürülemez. Çünkü bakın bu çok önemli. Soru çözerken hani olumlu soru köküyle olumsuz soru kökünü artı veya eksiyle göstermeniz sınav anında bir yanlışa gitmenizi engeller. Çünkü sen bir an ileri sürülemezi ileri sürülebilir olarak algılarsın. Hemen A seçeneğini okursun, kafana yatar, çat diye A'yı işaretlersin, soru kaçar. Tamam mı? Çok dikkat etmeniz gerekiyor. unutmayalım. Şimdi İslamiyet öncesi Arabistan'da, barışın hakim olduğu haram aylarında Mekke ve çevresinde panayırlar kurulur, ticaret yapılır, eğlenceler ve şiir yarışmaları düzenlenirdi. Bu dönemde ayrıca putların bulunduğu Kabe ziyaret edilirdi. Şimdi hangisi söylenemez? Dikkatle bir bakalım. Sosyal ve kültürel gelişmeler yaşandı. Evet, panayır düzenleme, eğlence düzenleme, sosyal kültürel faaliyetlerdir. Bu söylenebilir. Toplumsal barışın sağlandığı diyor B seçeneğinde. Ee, şiirler düzenliyorsun, panayırlar düzenliyorsun. Ee, bu zamanda haramaylarda savaşmıyorsun. E, bu da bir barış unsuru burada gösterebilir. Bu unsur burada söylenebilir. Bunu da söylemek mümkün. Arapçanın farklı coğrafyalara yayıldı diyor. Şimdi Arapça, Arabistan dışına çıkmış, Kuzey Afrika'ya gitmiş, Orta Doğu'ya gitmiş, şuraya gitmiş, buraya gitmiş böyle bir ifade var mıydı? Ve Arapçanın İspanya'ya gittiği, şuraya gittiği falan var mı? Yok. Yani yukarıda bunu destekleyen herhangi bir ifade yok. O zaman bunu söyleyemez. Arap edebiyatının geliştiği, e sen burada şiir yarışmaları yapıyorsan, bu unsurları düzenliyorsan, e bu edebiyatı ilgilendiren bir niteliktir. Dini etkinliklerin yapıldığı, e bak ayrıca putların bulunduğu Kabe'yi ziyaret ediyorsun. Bunu da gördüm sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Evet. Devam edelim bir sonraki sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye yönelik politikalarından biri olduğu savunulamaz diyor. Hemen savunulamaz dediği için eksimizi koyalım. Mevzu neymiş? Osmanlı Devleti 1517'de Mısır ve Suriye'yi topraklarına katmış Mekke ve Medine gibi İslam dünyasının kutsal şehirlerine de hakim olmuştur. Kimin dönemine tekabül ediyor? Yavuz Sultan Selim dönemine. 1516 bak 1517 Ridaniye Savaşları'ndan sonra Memluk Devleti'ne son verecek ve bu bölgeleri Osmanlı topraklarına katacaktır. Peki Osmanlı Devleti'nin bölgeye yönelik politikaları arasında hangisi yok? Bir defa e, İslam dünyasının önderi oldu değil mi? Memluklara son verdi, halifeliği de elinde aldı. E, sen artık lidersin. Hukuk birliğini sağlamak. Yurda yukarıda hukuki bir unsurla ilgili ifade var mı? İşte şu mahkemeyi birleştirmiş e, gayrimüslimler için şu mahkeme var, Müslümanlar için şu mahkeme var, şu hukuk kuralları var. Böyle bir ifade yok. O zaman ben bu yorumu burada yapamam. Ticaret yolları denetim altına almıştır diyor. E Bak, Mısır ve Suriye topraklarını neyle geçiriyorsun? Bu topraklardan Baharat yolu geçiyor. E Doğal olarak ticaret yolunu da denetim altına almış oluyorsun. Hac yolunun güvenliğini sağlama, e, Mekke ve Mina gibi. Şehirlerde şehirler de artık Osmanlı'nın. E bunu da söyleyebilirsin. Yeni vergi alanları kazanma. E orta çağda verginin veya yeni çağda Osmanlı için verginin temel karşılığı nedir? Yeni topraklar yeni insanlardır değil mi? Yeni katmış olduğun topraklardaki insanlardan almış olduğun vergilerle zaten ekonomini yükseltmeye çalışıyorsun. E, doğal olarak bu toprakları ele geçirmek, yani yeni vergi alanları kazanmak demektir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Evet. Şimdi ee, ...arada yorum gelmiş, Kübra demiş, İnşallah böyle kolay olurdu diye. Şimdi bunların hepsi çıkmış sorular. Yani kafanızda şu olmasın, İlla bana zor sorular gelecek, İlla böyle zor sorular bana sorulacak, öyle bir dünya yok. Bak şu ana kadar çözmüş olduğumuz bütün sorular çıkmış sorulardır. Adamlar soruyor ya, soruyor yani, bunu soruyor. Hani uzaydan sana soru getirmiyor veya farklı yerlerden sorular getirmiyor, tamam mı? Hani şu an burada rahat bir şekilde çözüyor olmamız demek... ...bu soruların çıkmayacağı, bu soruların çıkmamış olmadığı veya bu soruların çok kolay olduğu anlamına gelmiyor... Siz öğreniyorsunuz, siz biliyorsunuz. Yorum kuvvetini ilerletiyorsunuz. Bu sizin iyi çalıştığınızın, bu ÖSYM sorularını bile rahat çözdüğünüzün göstergesidir. Güveniniz artsın tamam mı? Onu söyleyelim peşine. Hepsi çıkmış sorular. Onu peşine söyleyeyim. Bir sonraki sorumuza gelelim. Mustafa Kemal'in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir diyor. Bakalım. 30 Aralık 1919'da İtalyan Epoca gazetesinin Mebuslar Meclisi açılır açılmaz Kuvayi Milliye'nin dağılıp dağılmayacağı sorusuna Mustafa Kemal milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi'nin resmi bildirgesinde e, açıkça belirtilmiştir. Teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir demiş. Tekrar ne demiş? Tekrar okuyayım. Milletin bu konudaki istekleri Sivas Kongresi'nin resmi bildirgesinde açıkça belirtilmiştir. Teşkilat bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir. Sen Sivas Kongresi'nde ne karar alıyordun? Misak-ı Milli'yi alıyordun. Vatan bir bütündür, bölünemez diyordun. Değil mi? Bunları işte Amasya Genelgesi'nde ne diyordun? Vatanın ve milletin bağımsız tehlikededir. Milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyorsun. Demek ki bağımsızlığı istiyorsun burada. Bunun üzerine hareket ediyorsun. Peki bu sözüyle hangisini savunabilir. Ona gelelim. Mebusar Meclisi'nin barışı sağlayacağına inan, e, inanıldığı diyor. Yukarıda Mebusar Meclisi burayı sağlayacak, kesin, bunu yapacak böyle bir ifade var mı? Yok. Bunu söyleyemeyiz o zaman. Milli cemiyetlerin birleştirmesi gerektiği, yukarıda cemiyetler birleşsin, cemiyetlerle hareket edilsin, bir bütünlük olsun, böyle bir şey var mı? Yok. Düzenli ordu kurulması gerekliliği, yukarıda askeri veya ordudan da bahsetmiyordu, böyle bir ifade de yok. İstanbul Hükümeti'nin desteğinin amaçlandı, yukarıda İstanbul Hükümeti'nin desteği alınacak, İstanbul Hükümeti olmazsa bu mücadele olmaz, böyle bir ifade var mıydı? Yok vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikenin bütünüyle yok edilmesinin hedeflendi. Teşkilat diyor bak bu istek gerçekleşene kadar görevini yerine getirecektir. Vatan kurtarılmadıkça teşkilat görevini bitirmez diyor. Bu yüzden E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Tamam mı? Unutmayalım. Evet tarih soruları geride kaldı. Şimdi gelelim sizlerle coğrafya sorularına. Bir izohips haritamız var burada. Diyor ki yukarıdaki topografya haritasında Taralı adamdaki alüvyal topraklarda horizonların oluşmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu delta alanında toprak horizonları A horizonu, B horizonu, C horizonu, anakaya falan bunlar niye oluşmaz diyor. Bunun sebebi hangisidir diyor. Bunu bulmamız lazım. Eğimin azaldığı yerlerde oluşması? Hayır bu bir gerekçe değil. Mineral ve organik madde bakımından zengin olması delta topraklarının hani verimliliği ile ilgilidir. Horizon oluşulması ile ilgili değildir. Taban suyunun yüksek olması, hayır. Taban suyu seviyesi zaten düşük olduğundan ötürü burada bir delta oluşmuştur. Kiliçelenin yüksek olması, hayır. Önemli ve en önemli unsur niteliğinde burada o A katmanı, B katmanı, C katmanı bu horizonların oluşmasının temel sebebi aslında akasyonun getirdiği malzemelerin sürekli yenilenmesi, sürekli buradan beslenmesi, alüyonun sürekli birikmesidir. Doğal olarak burada o katmanlar oluşmayacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralarla gösterilen alanlardaki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Nerede ki? İşte bu 1'deki, 2'deki, 3'deki akarsular denge profiline ulaşmamış diyor. Diyor ki bu durum aşağıdakiler özelliklerinden hangisiyle çelişir? Bakın hangisi aslında bu özellik denge profili oluşmasına fayda sağlardır ama oluşmamıştır. Bu çelişen ifadeyi bulmam gerekiyor burada. Şimdi Akış hızlarının fazla olması denge profiline ulaşmamasının temel sebepleri arasındadır. Bu destekler. Bu destekleyici bir ifadedir. Enerji potansiyelinin yüksek olması yükselti ve engebeden ötürüdür. E, bu da e, denge profiline ulaşmamasının temel sebepleri arasındadır. Destekler. Derin aşındırmanın yüksek olması yine yükselti ve engebeden ötürüdür. Derin aşındırma burada oldukça yüksektir. Doğal olarak denge profiline ulaşmayacaklardır. Destekler. Yük miktarının düşük olması. Bakın Yük miktarının normalde düşük olması e, burada denge profiline ulaştıracak sebepler arasındadır. Ancak bizdekilerin yük miktarı düşük olmasına rağmen yükselti ve engebeden ötürü e, denge profiline ulaştırmayacaktır. Bu yüzden yük miktarı düşük olmasına rağmen bunun olmaması çeliştirir. Vadilerin genellikle V profili olması e, zaten derin aşındırdığından ötürü V profili vadiler ortaya çıkar. Bu da destekleyici ifadedir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Bir sonraki sorumuza gelelim. Bir tablomuz var burada. Diyor ki bu tabloya göre K, L, M, N ve P merkezleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor. Ne var burada? Merkezlerimiz, sıcaklık derecemiz, maksimum ve mutlak nem değerlerimiz var. Şimdi maksimum nem hava'nın taşıyabileceği mut, e, hani nemi gösterir bize. Sıcaklık ne kadar artarsa maksimum nem o derece artar. Mutlak nem havadaki su buharı miktarıdır yani maksimum nem içerisinde havada bulunan su buharı miktarı mutlak nemi verir. Bir de değerli kardeşlerim burada bağıl nem var. Bu kavramları bilmemiz lazım. Çünkü bu kavramları bilmezsen tabloyu anlamazsın. Bağıl nemde maksimum nemin mutlak neme oranıdır. Mesela havada ne kadar maksimum nem varmış? 30 gram. Mutlak nem ne kadarmış? 15 gram. O zaman burada bağ nem kaçtır? Burada bağ nem %50'dir. Demek ki bağın nem neymiş? Maksimum nemi mutlak neme oranına biz bağın nem adını veriyormuşuz. Tamam mı? Mantığımız bu. Şimdi tek tek bunları ifade edelim. K'nın bağın nemi %50'dir diyor. E bak ilk onu yapmıştık zaten. K'da havada o 30 gram maksimum nem var ama havadaki su buhar miktarı 15 gram. Doğal olarak 30'un 15'e oranlaması %50'yi vermektedir. O zaman bu doğru. Biz yanlış olanı bulmaya çalışacağız. L'de yağış oluşmamıştır diyor. Şimdi bir yerde yağış oluşabilmesi için maksimum nemin, mutlak neme oranının e, tamamlanması lazım. Yani havada 10 gram e, maksimum nem varsa 10 gram da mutlak nem, 11 gram da mutlak nem veya 15 gram da mutlak nem olması lazım. Yani bağım nemin %100'ü bulması ve geçmesi lazım. Şimdi ben baktığım zaman havada 20 gram maksimum nem var e, ama mutlak nem %15. Yani bağım nem burada 75 oranında. %100 olmamış. O zaman burada yağış yoktur. Bu da gitti mi? Bu da gitti. M'de yağış oluşmuştur diyor. M'ye baktığım zaman maksimum nem e, 10 gram. Halbuki mutlak nem 15 gram. Yani bağ nem %150'ye vurmuş durumda. Şakır şakır burada yağmur yağıyor. O zaman yağış oluşmuş mu? Oluşmuş. Bunu da söyleyebiliriz. En fazla buharlaşma nededir diyor. E, bakalım. N de maksimum ne? Hava sıcaklığı zaten 0. Maksimum nemde de 5. Hava sıcaklığı 0 yerde, sıfır olduğu yerde buharlaşma şiddeti bu kadar yüksek olabilir mi? Olamaz. Sıcaklık en fazla neredeyse, maksimum nem en fazla neredeyse, buharlaşma da en fazla oradadır. Bu yüzden bu ifade yanlıştır değerli kardeşlerim. En fazla, en fazla yo yoğuşma miktarı P'dedir diyor. Yani en fazla yağışı gördüğümüz yer P'dir diyor. Evet, Maksimum nem 1'dir. Halbuki mutlak nem burada 15'tir. Yani inanılmaz bir yaş burada söz konusu Sağnak bir yahaş söz konusudur. Bu yüzden bunu da söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Evet. Devam edelim. Gelelim bu soruya. E bu arada e, yani amiyane tabirle hani biraz böyle e, aptal anlatır gibi anlatmaya çalışıyorum. Belki sizin için çok basit sorulardır. Hani çok rahat sorulardır ama... Beni izleyen çok iyi öğrenciler de var. Bu konuları çok iyi bilenler de var. Ama hiç bilmeyenler de var. Aramızda sayısalcılar, eşit ağırlıkçılar var. Belki ilk kez görenler de var. Bu yüzden hani böyle e, olabildiğince çok basit anlatmaya çalışıyorum. İyi bir şekilde anlayın diye. Çünkü buraya zaman ayırıyorsanız iyi bir şekilde anlayın istiyorum. Tamam mı? E, bu yüzden hani seviyen bu şekilde onu belirtmiş olayım. Ama bunların hepsi çıkmış soru. Onu peşinden söyleyelim tamam mı? Hepsi çıkmış soru. Gelelim bu soruya. Şimdi... Aşağıdaki dünya haritasında bazı alanlar koyu renkte gösterilmiş değerli kardeşlerim burada. Diyor ki buna göre belirtilen alanlarla ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez? Evet. Bunlardan hangisini söyleyemeyiz? Dikkatle bir bakalım. Şimdi yıllık orta, sıcaklık ortalaması 15-20 santigrat derece ediyor. Bize nereyi vermiş? Bakın bu işaretli alanların iklim. Az önce coğrafya dersine girenler varsa aranızda. Biz ne yapıyorduk burada? Dedik ki Akdeniz ve çevresinde, Kaliforniya'da, şu Şili'nin bulunmuş alanda, Güney Afrika'da ve aynı 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 nerede? Şu Avustralya'nın güney kısmında. Öyle söyleyelim. Bu bölgelerde değerli kardeşlerim Akdeniz iklimi görülmektedir. Yani şu an ele aldığımız yer Akdeniz iklimi. Demek ki bu soruda ilk kural neymiş? Bana verilen alanların hangi iklim bölgesi olduğunu bilmem gerekiyor. Akdeniz iklimini bulduk mu? bulduk. Bak bundan sonra Akdeniz ikliminin özelliklerini düşünerek hareket edeceğiz. Şimdi yıllık ortalama e, sıcaklık ortalaması 15-20 santigrat derecedir diyor. Evet Akdeniz iklimi için doğru bir bilgi bunu söyleyebiliriz. Orta, e, ortalama yıllık yağış miktarı 600 bin milimetredir. Akdeniz iklimi için doğrudur. Bunu da söylemek mümkün. Yıllık yağış mevsimleri eşit oranda dağılır. Diyor. Yani yıllık e, yağış rejimi düzenlidir diyor. Halbuki Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, Kışlar ılık ve yağışlıydı. Yağış rejimi düzensizdi. O zaman ben bunu söyleyemem. Yaz ve kış sıcaklıkları arasında fark azdır diyor. Halbuki ne dedik? Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar ılık ve yağışlıydı. O zaman bunu da söyleyemezsin. 3 ve 4 E seçeneği sorunda olacağı Anladık mı mantığı? Bakın önce harita üzerindeki iklimin ne olduğunu bulmamız lazım. Zaten iklimin genel özelliklerini biliyorsak daha sonra eliminasyon yapmamız lazım. Mantığı budur. Bunu yaptığın zaman soru kaçmaz. Gelelim bir başka çıkmış ÖSYM sorumuza. Ne diyor? Her yıl büyük can ve mal kayıplarına sebep olan deprem ve volkanik patlamalar yeryüzünde geniş alanlarda etkili olmaktadır. Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen alanların hangisinde bu doğal afetlerin etkisi en azdır? Şimdi değerli kardeşlerim, senin bu tip soruları yapabilmen için neyi bilmen lazım? E, dünyadaki deprem alanlarını bilmen lazım. Bak, dünya deprem haritası diyelim. Şu an senin ekranında da görünmesi lazım. Görsel diyelim. Hemen şöyle görüyorum şu haritayı. Dünya deprem dağılış haritası. Ben bu haritaya burada baktığım zaman dikkat ederseniz şöyle bir H çizmiş değil mi? Bir H harfini çizmiş. E biz de çizelim. Biz de çizelim kalemimizi alalım. Demek ki şu haritayı bildiğimiz zaman şu H bölgesi şuradan gelmiş. Şöyle şurası almış. Evet bir bölge buradan gidiyor şuradan şu bölgeye gelecek ve şu şu alanı alacaktır. Çizdik. Yani haritayı bilip çizdiğin zaman zaten e, bu alanların üzerine tamamen kapattığını sen de göreceksin. Yani haritayı bilmek, harita üzerine hareket etmek sana soruyu çözdürüyor. E neresi dışta kaldı? 4 numaralı alan dışta kaldı mı? Kaldı. O zaman en az depreme rastlayacağımız alan 4 numaralı alandır. Mantığı budur. Tamam mı? Evet. Evet, geldik felsefe sorusuna. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bu fıkrası doğru bilginin aşağıdaki ölçülerinden hangisiyle ilişkilendirilir diyor. Şimdi doğru bilginin ölçütlerini dün felsefe kavramlarla genel tekrarda ifade etmiştik. Hani tümel uzlaşım, apaçıklık, yarar tutarlık, uygunluk, doğruluk, gerçeklik bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bakalım. Sorumuzu çözmeye çalışalım. Nasrettin Hoca'nın bir gün kazana ihtiyacı olur ve bunun için komşusundan bir kazan alır. Hoca kazanı İçinde bir tencereyle birlikte komşusuna geri verirken komşu kazanın içinde bir tencere olduğunu görür ve unuttuğu tencereyi almasını söyler. Hoca komşu o tencere benim değil. Kazanın doğurdu onu der. Komşusu da buna inanıp mutlu olur. Bir süre sonra hoca yine aynı komşusundan kazan ister. Bu sefer hoca kazanı geri vermez ve komşusu kazanı istemeye geldiğinde ona kazanın öldüğünü söyler. Komşusu Aman hocam bu nasıl iş? Kazan hiç ölür mü der. Hoca bu sözün üzerine doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun diye cevap verir. Bakın bu felsefede aslında tutarlıktır değil mi? Hani bir şey söylediğin zaman eğer bir yola riayet ediyorsan o yola dair her türlü niteliğe ve bilgiye kabul etmen lazım. Tutarlığını ona göre göstermen lazım. Sen kazanın doğduğuna inanıyorsun. Öldüğüne niye inanmıyorsun? E, burada çelişiyorsun kendinle beraber diyecek değil mi? Yani burada tutarlığa gidecektir anlatmayalım. Tamam. Uygunluk, temel uzlaşım, apaçıklık ve yarar diğer verilen temel kavramlarımız. Bir sonraki sorumuza gelelim. Bu parçada karpuz bilgisine ulaşmada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi kullanılmaktadır diyor. Dikkatle bir bakalım. Benden bir karpuzu betimlemem istense bunun için yapabileceğim tek şey onun duyusal özelliklerini yani büyüklüğü, biçimi, ağırlığı, şekli, rengi, kokusu, tadı gibi özelliklerini bir liste halinde sunmak olacaktır. O halde bir karpuz duyusal özellikler topluluğu dışında hiçbir şey değildir. Bakın bilgi felsefesinde bilginin kaynağına yönelik bir unsurdur değil mi? Peki duyu ve deneyim neydi? Empirizmdi değil mi? Empirizmin diğer adı neydi? Deneycilikti. Yani ben burada bilgiyi kullanırken nasıl yola çıkmışım? Duyu ve deneyimden yola çıkmışım. Öyle hareket etmişim. Biz buna empirizm derdik. Değil mi? bilgi kaynağına yaklaşırken empirizm derdik. Burada empirizm ele alınmış. Kuşkuculuk septiklerdir. Eleştiricilik kritizizmdir. Sezgicilik e, burada entüisyonizmdir. Ve akılcılık rasyonalizmdir. Bunlar verilmemiş deneyicilik burada vurgulanmış diyelim. Bir sonraki felsefe sorusuna gelelim. Şimdi bu parçada kullanılan aura kavramı e, sanat ve e, eserlerinin hangi özelliğini dile getirmektedir diyor. Bakalım. Walter Benjamin Mekanik yeniden üretimin bütün bir çağ damgasına vurmasına bağlı olarak sanatın bütün sahiciliğini kaybettiğini söyler. Ona göre bak felsefe sorularında ona göre çünkü ama e, bu yüzden e, hani e, buradan yola çıkarak diye cümleler başlıyorsa artık sana sorunu doğru cevabını veriyor demektir. Şimdi ona göre özgün bir sanat eseri her yeniden üretimle birlikte ağırısından bir şeyler daha yitirir. Yani sanat eseri eşsizdir, özgündür, biriciktir. Eğer sen onu yeniden ortaya çıkarmaya çalışırsan, aurasını, doğasını kaybedersin diyor. Bundan ötürü kültür bir bütün olarak meta üretim endüstrisine dönüşür. Buna bağlı olarak da kültür ürünleri şeyleşir. Peki ne dedik? Eşsiz, biricik, özgün olması aslında vurgulanmış değil mi burada? Sen bunu yeniden ortaya çıkardıkça aurasını kaybedersin diyor. O aura kaynama o zaman evrensellik, yaratıcılık, kalıcılık ya da estetiklik değil biriçikliktir. Özgünlüktür. Tek ve eşsiz olmasıdır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Evet, gelelim iki tane din kültürü sorusuna. Onları da çözelim ve videoyu kapatalım. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde ...Hazreti Muhammed'e emredilenlerden biridir diyor. Bakalım. Ey örtüsüne bürünen Resulüm! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut, Kötü şeyleri terk et, yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına e, ermek için sabret. Kur'an-ı Kerim'in Muddessir ayetinde, 1. ve 4. ayetinde, suresinin 1. ve 7. ayetinde geçiyor. Şimdi bana ne diyor? Kalk ve insanları uyar diyor. Peygamberlerin sıfatlarını önceki gün din kültürü kavramlarında görmüştük. Bu sıfatlar arasında bir tebliğ sıfatı vardı değil mi? Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmesi vardı. Burada da kalk ve insanları uyar derken onun tebliğine, tebliğ etme görevine atıfta bulunacaktır. Tevekkül etmek nedir? Hani gerekli önlemleri ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra Allah'a güvenmek, inanmak ve işi Allah'a bırakmaktır. Mesela sen sınava hazırlanıyorsun. Ne yapıyorsun? Sınava işte İbrahim Hoca'yı dinliyorsun, farklı kanalları dinliyorsun, derslerini çalışıyorsun, sorularını çözüyorsun, notlarını alıyorsun. Sonra diyorsun ki Rabbim güzel bir üniversite kazanayım. E bu tevekküldür. Ama işte ben hiçbir şekilde çalışmayayım, Allah'a dua edeyim olmaz. Bu tevekkül olmaz. Ve vefakarlık, paylaşmak ve hoşgörü olmak diğer seçenekler de verilmiş. Bunlar olmaz. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bu da artık sizlerle çözeceğim son soru burada. Onu çözelim sizlerle. Şöyle kalemimi alayım. Bu parçadan hacla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Dikkatle bir bakalım. Hac ibadeti sırasında gerçekleşilen bazı uygulamaların derin sembolik çağrışımları vardır. Örneğin Arafat tepesindeki vakfe, ahirette herkesin bir araya toplanacağı mahşer gününün bir provası gibidir. Benzer şekilde ihrama girmek için giyilen ve iki parça basit beyaz kumaştan oluşan kıyafet, farklı dil ve kültürlere sahip insanların Yüce Allah'ın huzurunda eşitlenmesini sembolize eder. Şimdi tek tek yorumlayalım bunları. Kardeşlik düşüncesi kuvvetlendirir. Evet, bakın Derin manalar ve unsurlar var burada diyor. İhrama girmek için giyilen iki parça beyaz kumaş herkese eşit tutuyor. Herkesi bir ve kardeş görüyor diyor. Bunu söyleyebiliriz. Ortak bir bilinç düzeyi oluşturulur. Evet, herkes tek tip doğal olarak herkes Allah'ın huzurunda eşit. E, bu da e, belli bir bakış açısına ve bilince sahip tutacaktır. İbadetlerin hepsinden motifler taşır. Yukarıda hac ibadetinde ne bileyim işte zekat vardır... E, oruç vardır, namaz vardır, hepsi vardır, hepsi mutlaka yansıtır. Böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman ben bunu söyleyemem. Zaten paragraf tipi sorularında hepsi, sadece, tek, bütünü, hiçbiri gibi ifadeler yer alıyorsa orada bir çakallık vardır. Irk ve renk ayrımcılığını ortadan kaldırır. Çünkü sen ne yapıyorsun? E, i̇ki parça basit beyaz kumaştan oluşan kıyafeti giyiyorsun. Farklı dil ve kültürlere sahip insanlar da Allah'ın huzurunda eşit oluyor. O zaman ayrımcılığı da ortadan kaldırır. Dini aidiyet duygusunu da pekiştirir. Dini ve inancı ön planda tutmasından ötürü. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. Ee, kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gelecek canlı yayınlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın. <laughs>